Şimdi Orhan ve Zekiye çifti geliyorlar. Alkışlarla 36 yıllık evli çiftimiz. Üç gündür bekliyorum. Ah, şükür kavuşturana. Gel Orhan abicim. Hemen Merve de onları alırsa çok sevinirim. Bu arada Esma için Fidan, Fatoş, Yanıçak kardeşlere. Yalçınak. Yanıçak ne demek ya? Yanıçak. Yalçınak kardeşlere de teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyik. Şükür kavuşturana. Şükür kavuşturana sana. Nerede yaşıyorsunuz? Biz Nevşehir Kozaklı Akpınar köyünden 12 saat yolda geldik sana. 12 saatlik yoldan geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Aşk Engelsiz Tanımaz bölümünün aslında en kıymetli konuklarısınız siz. Öyle. 36 yıllık da bir evlilik var. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Evlerimiz azıcık uzaktı. Karşı karşıyaydı ama uzaktı da karşı karşıyaydı. Kız, hem karşı karşıya hem nasıl uzak? Uzak dediğim karşı karşıyaydı, şöyle yol geçiyordu. Orada karşılaştık işte, çeşme vardı. Yo Esra Hanım, bu bana göz koymuş. Halalarım var, dedem oraya gelip giderdi. Ben de bir iki defa dedem oraya vardım, beni orada görmüş. Hani evlerimiz karşıda, kuş bahçesi 150 metre. Karşı. Benim aklımda öyle bir şey yok. Hani evimizde otururken böyle karşı tarafa baktığımda bunu gördüm bir an. Bir işaret falan dedim ki ya bana yapmıyordun. Mesela Zekiye abla mı sana gel dedi? Ya gel demedi yani böyle bir işaretle. Bu da saz çalardı. Evimiz karşı ya. O arada ablam gelin eve yolu oradaydı. Bunların evinin yan tarafından gidiyordu. Oradan gittim, bakıştık böyle bir anladım. Ne anladın? Zekiye anlıyor. Bana yanık. Evet. Ondan sonra başladı. 1,5 sene sürdürdük. Şimdi evler karşı karşıya ama aradan yol geçiyormuş. Yol geçiyor. O zaman için uzak diyor. Şimdiki aşklar Tuzla ile Beylikdüzü arasında yaşanıyor. Bu çocuklar ne yapsınlar? Anam, yol gitsen bitmez. Buluşma noktası ayarlasan olmaz. Düşünsene yani karşıdan gelen biri var. Adam senin nezaket icabı eve bırakmak zorunda. İnsan metrobüse bırakır yani. Eşekle metrobüs diyorsun yani. Eskiden göz göze bakışıyorlardı, şimdi mail atıyorlar ya da mesaj yazıyorlar. Ne maili? DM. Aşık'a Bağdat Irak değil efendim. Efendim? Aşık'a Bağdat Irak değildir, uzak değil. Uzak değil. Sen beni onu söyledik dedin. Söyleyin. Söylesene. Diyor kibriti ip bağlardık. Söylesene. Mektup öyle atardık eve, bahçelere. Siz mesela eşinizle nerede tanışmışsınız? Ben eşimi nişanladım. 3 tane nişan attım. Eşimi görücü süre ilk aldım onu. Öbürlerine bundan çok memnun. Allah da ondan razı olsun. 3 nişan mı attınız? 3 tane nişan attım ama ilk attım. Bunu buldum. Ey maşallah. Allah razı olsun. Çok seviyorum eşimi. Orhan amca. Efendim. 3 tane de çocuğunuz, 7 tane de torununuz var. Evet. Allah bağışlasın. Cümlemize. Hani birbirini sevmek, beğenmek, o ilk tanışma güzel bir şey. Ki o zamanlarda çok daha zordu. Eskiden öyleydi kızım. Hani köy yerinde küçük yerde. Artı bir de kaçırdım. Kaçırdı beni. Niye kaçırdınız? Ramazanlıkta. Ramazanlıktı. Ramazan davulu çalıyordum. Abisi kızmış. Biraz sen da şiddet uygulamış. Akşam hazırlan geliyorum götüreceğim seni dedi. Peki şimdi bir tane ramazan davulu çalıyorsun. 12 davul saat değil, 12'de. Teneke çalardı o zaman. He, davul saat yoktu. 12'de getirdim eve bıraktım. Yengem vardı, yenge getirdim dedim. Ne yaptın sen dedi. Getirdim yenge dedim. Çıktım geri elime davulumu aldım. Annesinin babasının evinin önünden. Ha, bir taraftan davul da uyandırıyorsun yani. Gittim uyandırdım gittim. O şekil başladı ama burada en önemli olan bilmiyorum bizim yaşadığımız o yaşananları bırakıyorum. Bir aile eş olarak en önemli konu annelere babalara sesleniyorum ben burada. Bir evlatlarını evlendikleri zaman 2 yıl anne baba bunların arkasında olması lazım. 2 yıl. Çünkü ben Allah'ıma 1000 kere şükürler gelinim olsun. Gelinim adı da Esra, sana selamı var. Ha, ona da lütfen buradan bir selam gönderirsen. Kızlarım da buradan sevgiler gönderiyorum. Şimdi diyorsunuz ki anneler babalar arkalarında olacak bir 2 yıl boyunca çocuklar kendini toparlayıp evet. Yuva kurana kadar. Evet. Kaçırdın da gelinlik giydirdin mi? Yok.
Şimdi zaten dünden beri kavgalıyız, mizahlıyız. İstemiyorum, yok istemiyorum. Gelinlik, bu yaştan sonra bize yakışmaz. Gelinlik gibi, ha, ne güzel bak, ne güzel konuştu bak. Ha. Artık bundan sonra bize yakışmaz, kefen yakışır. Yakışmaz, o zaman gerekirdi. Kefen yakışır bundan sonra bize artık. Biz 56-57 yaşına değmişiz. O zaman gerekirdi. Bir saniye. Gençlerimiz var, pırıl pırıl durdu, gençlerimiz var. Siz gelinlik giymek istiyorsunuz. İstemiyorum, ne yerim şu Esra yaştan Hanım, sonra ne şimdi yapayım? Aslında gelinlik giymek istiyor. Dünden beri Orhan Bey'e... Ama 3 gündür oldu, ben de dedim amcana dedim ki 3 gün oldu, ben de sana inat giyeceğim onu dedim. Ya. Bekle bekle, bir şey yok dedim. Ya. Gelinlik giymek istiyor. Ne yapıyor? Orhan abi de olmaz bu yaştan sonra ne yapacaksın diyor. Bu yani sefer giyiyorlar. Vallahi giy giy gelin. Gençlerimiz var, kırıl kırıl. Dur, Orhan amca küs müsünüz şimdi? Yok yok, küs değiliz. Peki, gelinlik giyse ne olur? Abi, bir şey olmaz. Dur, şey, cevap almadık, alkışlamayın. Yani gelinlik giyse ne olur? Ya bu da damatlık giymedi o zamanları. Askere gidemedi, damatlık giyemedi. Hani bir gün görmedik biz. Şimdi niye şey yapmayalım da. Oralar... Dur iki dakika ya Orhan amca. Söyle Orhan amca. Şimdi benim asıl benim bunu Türkiye'den de sağlamaya gerek, devletim de biliyor. Ben engelli bir insanım. Ben askerlik şubesine vardığımda, muayene için çağırdıklarında, köylülerim de vardı 7-8 kişi. Askerlik şubesine vardığımda orada duyduğum o kelime daha halen benim buramda. Sen asker olamazsın, hadi git. Demeleri daha halen benim buramda ve defalarca müracaat etmeme rağmen hani bir günde olsa gideyim, ben o elbiseye gireyim, komutanım abi emir versin beni bu vatana. Peki bir şey sorayım Orhan amca, gel sana asker kıyafeti giydirim, ona da gelinlik şimdi, giydi. Giydi. Esra Hanım burada benim oğlum var. Onu giydi. İsmi kızım. Rüstem, oğlum, arkadaşım, dostum, eşim, oğlum. Tokat Başçılık'ta askerlik yaparken çağırdı oğlum, yanına gittim. O da aynı işin farkında ya, komutanına varmış, komutan demiş, durum böyle böyle. Komutan da demiş ki git. Nasıl istiyorsan o şekilde yap, oğlum orada elbisemi giydirdi, giydirdi, silahımı da elime verdi. Giydirdi, hatırabı var. Ay. O şekilde, o şeyimi gidermiş oldum. Yani... Siz yüreğinizde vatan sevgisini taşıyan birisiniz zaten. Ben vatanım, benim vatanım... Allah'ım aslında ne vatanım? Aslında bilmiyorum düzenek nasıl ama hani bazen engelliler için de herhalde... şeyler var. Bir şey soracağım. Gelinlik giysin mi giymesin mi? Acil reklama mı gidiyoruz? Kızlar görmesin. Peki. Var olsun. Orhan amca dur bir saniye baskı yap. Orhan amca sen bunu düşün. Yarın karar ver. Kendisi bilir artık. Ben bir şey demeyeyim. Tamam. Yarın alacağım sizi bak, tekrar. Bak kızım. Peki. Ben kırsal bölgelerde yaşıyorum. Bir mi köyde? Evet. Bak buradanın hepsinin bulaşık makinesi var. Ben elimde yıkıyorum. Ya, belim ağrıyor. Of. Amcan kızıyor bana. Biz ona mı geldik? Ona gelmedik de bir tane de bana... Ben bulaşık makinesi de vereyim. Sen makine versin ne olur ki? Ne var ki? Bir şey olmaz. Veririm onu. Orhan amca düşün. Karar ver. Kendisi bilir kızım. Ben tamam. Bir şey söylemem. Gelinliği de giyek, oynayak gidelim. Bırak.